Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu Hızır. Hızır Aleyhisselam benimle ne alakası var? Ne diyor Hızır Aleyhisselam meselesinde? Bizimle ne alakası var? Peki. Şey yapayım ben size isterseniz. İlk önce hiç yoktu ama. Simgesel olarak ne alakası var? Hızır Aleyhisselam kendisiyle yoktur. Kendisiyle alakamız yoktur. Simgeselliğiyle mi var diyorsun? Evet, Cenab-ı Hakk'ın bize her türlü yardımını Hızır Aleyhisselam gibi mi değerlendirdiğimiz gerekiyor? Güzel. Resulullah'la alakadar olsa gerek diyor. Ne? Resulullah'la talebeyle alakadar olması tahmin ediyorum. Evet, aynen. Evet. O da doğru, o da doğru. Bakalım. İlk önce bunu başlamadan önce şöyle bir misal vereyim size. Şey nerede? Heh. Çalıştım ya, çok notlar aldım. Defteri getirmedim masa almaz diye. Her konu, burada kalıyorsunuz, dershanede kalıyorsunuz. Her konu, ama her konu, dört isimle değerlendirilir, bakılır, okunur. Veya o kafanızda o nokta olması lazım. Huvel evveluhu, çekirdek. Huvel ahiruhu, meyve. Huvel zahir, ağaç zahiri, dalı budağı, meyvesi yaprağı, kuru dal, gövdesi, hacmi yaşı, huvel zahir. Huvel batın, evamiri tekviniyesi, yani manevi arka tarafı, melekutiyeti. Evamiri tekviniyenin içini doldurur musunuz? İyi. He? İyi. Ne? İyiyim değil mi? İyiyim diye abi. İhtiyak. Ha tamam meyil. İşte. İncizat. Meyil. İhtiyaç meyil. Meyil mi dedin? Evet abi. Ben başka bir şey anladım. İyiyim kısaltmışım söyle abi. Ha sen. İhtiyaç, iştiyak. İncizat, üç tane meyil. İ var, bir tane M var. Evet. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. İyiyim. Ha ağacın batını bu. Her ama kader yapacağız Allah nasip ederse. Kader dört isimle anlatılmadığı için ben dahil eksik kalıyor. Şimdi bu Hızır Aleyhisselam'ın da dört isimle ele alacağız. Bir derste yetiştirmeye çalışacağım. Huvel evvel ismiyle Nur-u Muhammedi tarafı çekirdek. Yani ağacı unutmayın, insan bir çekirdeğe benzer. Şecere-i hilkat, şecere, ağaç, tamam mı? Ağacın kökündeki çekirdek Nur-u Muhammedi. Yani Hızır'ın Nur-u Muhammedi'deki mahiyeti. Ahir ismindeki karşılığı Hızır Aleyhisselam, insandaki bil kuvve, hulasalanışı. Yani kökteki çekirdeğin hakikatını meyvesinde de olması. Meyvesinde olmasına bil kuvve denilir. Kökteki çekirdeğine de evamiri tekviniye denilir. Meyvedeki çekirdektir, kökteki tohumdur. Hızır Aleyhisselam'ın huvel evvel, bir de yapıyorum. Ağacın çekirdek itibariyle Nur-u Muhammedi tarafı, Hızır Aleyhisselam'ın huvel ahir, yani meyve, insandaki karşılığı, bil kuvve. Huvel zahir, şeceri hilkattaki işlevi, yani temsil eden harika efrat, Hızır Aleyhisselam. Yani Hızır hayatta mıdır, hayattadır, neler yapar? Yani o nevi temsil eden şahıs hakkındaki konuşmalar. Böyle bir fert var.
bu nevin, bu bir nevin mümessilidir. Böyle bir fert. Huvel batın ismiyle de şeceri hilkatı, yani Hızır'ın batındaki manası, yani melekutiyetteki hakikati, yani manevi makamı, mertebesi, makamı Hızır. Bu noktadan şey yapacağız. Tamam. Şimdi bunu zaten Kur'an'da bir mana emrediyor. Diyor ki Şualar 268. Her bir ayetin bir tane manası var. Oldu mu? Her bir ayetin mutaaddit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bak bir daha söylüyorum. Her bir mananın mutaaddit çeşitli manası vardır. Her bir mana da küllidir. Bak, mutaaddit manası var, çok manası var. Onların içerisindeki bir tane manasının da her bir mana da küllidir. Ne demek? Her asırda efradı bulunur. Kur'an'da ne geçiyorsa efradı var. Hakikati var. Ondandır ki Hızır'ı tarihin derinliklerinde aramayacağız. Musa'yı tarihin derinliklerinde aramayacağız. Musa'yı, İsa'yı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Muhammed'i tarihin derinliklerinde ararsan tarihin derinliklerine gömülürsün. Bir şey anlamazsın. Ben ne yapacağım Meryem'i dersin. Oysa her bir ayetin mutaaddit manası vardır. Şualar 268. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın efradına bakacağız. Şimdi başka bir kanuniyet. Sözler 264. Çalışarak geldim. Niçin her derste söylüyorsun bunu? Ey ders yapan! Eğer ders yapacak, defterini çalış, notlar al, çalışmadan tombala çeker gibi kitap açma. Sen bile tatmin değilsin. Ondan sonra adamlara şey söylettiriyorsun. Anlaşılmıyor. Sen iyi hissetmemişsin, kendini içine koymamışsın ki. Tabii ki öyle diyecekler. Bak. Diyor ki, ve alleme Ademel esma'e külleha. Ve alleme Ademel esma'e külleha. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafeti kübrada, mücize-i kübrası, talim esmadır diyor. İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harika beşeriye remzettiği gibi. Bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Anlıyor musunuz? Yani Adem Aleyhisselam bir Kur'an'da bir ayettir. Ama bu ayetin mutaaddit manası var. Her bir manada küllidir. Her asrıda efradı bulunur. Yani Adem. Peki başka bir şey okuyacağım. 246'dan dedim okumadım. Şimdi başka gene ve alleme Ademel esma külliha. İyi dikkat edin bak ne diyecek. 246. Biraz önce 264'ten okudum. 64 miydi? Yanlış söyledim. 62 idi. Özür dilerim. Bak onu bundan sonra okuyacağım diye koydum. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır ki
çok hadisat-ı cüziye, bir cüzi bir hadise var. Her birisinin arkasında bir dusturu külli saklanmış. Arkasını Allah saklamış. Herkese vermiyor. Ne olur bunu sakın kaçırmayın. Bir de okuyayım. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır ki, cüzi bir hadise, Meryem hadisesi, Süleyman hadisesi, peygamber kısaları yani. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır ki, cüzi hadiseler, her birisinin ama, abi hepsine, her birisinin arkasında bir dusturu külli saklanmış ve bir kanunu umuminin ucu olarak gösteriliyor. Kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır var ya. Bak Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır. Çok. Her birisinin arkasında bir dusturu külli ve bir kanunu umuminin ucu olarak gösteriliyor bu düğüm. Kablo gibi. Bunlardan bir tanesi de diyor mesela ve alleme Adem'en esma külliha diyor. Mesela örnek veriyor. Veya taşların Allah'a secde etmesi meselesi var. İbrahim Aleyhisselam'ın ateş yakmamasının anlatılıyor vesaire. Tamam mı? Şimdi Hızır'a gireceğiz. Bu şeyi yakalamanızı istiyorum. Bu parçaları. İlk önce ne anlattık? Her bir mevzuyu 4 esma ile mutala edeceğiz. Sonra dedik ki her bir ayetin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Adem Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam da Kur'an'da geçen ayetlerde var. O zaman bu asırda efradı var. Efradını bulacaksın. Yoksa nakıs olur. Tarihin derinliklerinde ararsan tarihin arkasına geçersin. Oysa öne gitmen lazım. Aklın gitti geriye. Sonra dedik ki buraya açtık 246 sözlerde. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır ki her birisinin arkasında bir dusturu külli saklanmış ve bir kanunu umuminin ucu olarak gösteriliyor. Şimdi biz bu ucundan Adem Hızır Aleyhisselam'ın aramaya çalışacağız bu asırda efradını. Sonra başka bir zaman Adem'i ararız. Nuh'u ararız. Ha. Elhasılda bir yer var üstad söylüyor. Burada hadisat-ı cüziye diyor ya. 264 müydü? Burada da ekser ayetlerinde diyor 264'te. İsterseniz okuyayım abi. Oku. Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Ekser. Burada abi ayet, burada hadisi-i cüziyeler var ya abi. Hızır Aleyhisselam. Burada ayetleri de bu o kıssalardı. Kısalar. Benim. Burada dediğim burada ayet. Ekser ayetleri. Ekser ayetlerde de var bu. Ama tümünde yok. Ama tüm sürede var. Var. Kıssalardakini okudum. Bu ayetlerde, ekserlerde var. Şimdi Risale-i Nur, peki Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da cari midir? Evet. Caridir. Çünkü son asın icazı manevisidir. Peki o zaman Risale-i Nur'da Hızır Aleyhisselam'ın huvel evvelu, Hızır Aleyhisselam'ın huvel ahiru, Hızır Aleyhisselam'ın huvel zahir, Hızır Aleyhisselam huvel batın ismiyle Hızır kimdir? Nerededir? Ne yapar? Ne yer? Ne içer? Bakacağız. Tamam. Kısaca bir malumat verdikten sonra burada Hızır Aleyhisselam'ın toplaması var. Yani kaç... Böyle 10 tane cilttir. Bu kaçıncı cilt? 2. Hızır Aleyhisselam kısaca bir malumat vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmemesine rağmen din alimlerinin çoğuna göre Hazreti Sır peygamberdir. Onun veli olduğu söyleyenler de vardır. Hızır yeşillik manasına gelmektedir. Bu ismin verilmesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklamıştır. Hadis okuyorum. Bilmana.
Hızır otsuz kuru bir yere oturur da ansızın o otsuz yer yeşillenerek peşi sıra dalgalanırdı. Sahih Buhari Müslim, Sahih Buhari de geçiyor. Cilt 9, hadis nosu 1389. Sahih Buhari Muhtasarı diye. SBM. Bu rivayet teşbih cihetiyle düşünülünce, müştabi diyor, toplama yapmış, o da bir cümle düşmüş buraya. Bu rivayet teşbih suretiyle düşünülünce, içtimai büyük fitneler içinde manen ölmüş kalpleri nuru iman ve marifetullah ab-ı hayati ile yeşillenip manen canlanmalarına sebep olabilen asırların büyük mürşitlerinin irşatlarını haseten Sahih Buhari Muhtasarı 6. cilt 893. hadiste ifade edildiği gibi Deccal'a karşı çıkıp İhya-i Din ile muvazzaf şahsiyetin nafız ve harika irşadına da telmih vardır. Hazreti Hızır ile alakalı kısa Kur'an'da 18:59 18:59 dedik ve 18:82. ayetlerinde zikredilir. Hazreti Hızır'ın hayatta olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Bir kısım alimler onun hayatta olduğunu ifade ederlerken bir kısmı da Hızır'ın hayatta olamayacağını söylemişlerdir. Bu mesele mektubatta anlatıyor. İhtilafının da birinci mektup galiba. İhtilafının da sebebi hayat mertebesi 5'tir. O hayat mertebesi anlaşılmadığı için o ihtilaf olmuştur. Böylelikle uleman arasındaki ihtilafı hayatın 5 mertebesi olduğunu söyleyerek ta onları yok diyenleri de niçin bu yok dedi. Ötekisi de evet diyen de niçin yok dedi. Çünkü üçüncü hayat mertebesine göre Hızır Aleyhisselam hayatta değil. Ama birinci hayat mertebesine göre hayattadır. Çünkü Hızır Aleyhisselam kaçıncı mertebe hayatta? İki. Tamam, zaten asın en büyük müceddidi, Mehdi Azam'ı geçmişte ulemanın ihtilaf ettiği meseleleri tahsiye edip hakikatin beyan edeceğine dair rivayetler var. Mesela onlardan bir tanesi Allah'ı gördü görmedi Miraç'ta. Ulema ihtilaf etmiş. Ustad da onları şöyle birleştirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar olmuştur. Vahidiyetiyle değildir. Yok Allah'ı görmedi diyenler doğrudur vahidiyetiyle dedi otomatik. Evet Allah'ı gördü gözükür diyenleri de evet doğrudur ehadiyetiyle. Böylelikle yapmış. Yani böyle meselelere bakarsan çok var yani. Kur'an'ın mahluk olup olmaması. Kur'an'ın mahluk olup olmaması hakeza sadece. Ona giydirilen libasın şey olduğunu. Bu da ansiklopedi namı altında burada yapılmıştı. Alfabetik Risale-i Nur mevzularıdır. Başka bir şey yok. Bir de işte böyle hadis ve ayetlerde bir yere gittiğin zaman elinde delil olsun diye. Bak ayet 18:59 ve 82. ayette Hızır Aleyhisselam. Ben nereden bilecektim? Rüştabı toplamış. Allah selamet versin. Tak koydum. Ne oldu? Bu kadar basit. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın kanuniyetini huvel evvel ve lahir ve zahir defter mi getirir misin masada? O 18. defter. Orada Hızır Aleyhisselam'ın simgesel sıfatlarından bahsedeceğim. Bunu da koyuyorum buraya. Yani çalıştım, notlar aldım ki çok uzun olmasın. Onları size çıkartmak uzun olur. Ben şimdi hepinizin bildiği yerden okuyorum. Sözler 30. Diyor ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cisim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef ediliyor. Bildiğiniz için hızlı geçiyorum. Kaçıncı sözdü bu? 8. 8 mi 7 mi? 7 mi 8 mi?
Sen neydi adın ya? Unuttum. Abdülkadir. Abdülkadir. 7 mi 8 mi? 7 abi. 7. Peki. Sözleri aç. Hemen realiteli isterim. Aç senin de tatmin olmanı. Hız şey. 30. Sayfa 30. İbrahim. He? 7 inşallah. Peki, sen mi dedin sen 8? Ben 8 dedim abi. Sen 8 o da dedi çünkü hemen taklit etti. O bir çare, ben de bilmiyordum da ondan. Ben de öğrendim. O bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayır ha. Ha kelimenin sonuna gelirse isteyen manasını takısını yapar. Hayır isteyen. Hızır gibi bir hayır ha. Nurani bir zat peyda olur. Hızır'ı buradan çıkartın bakalım kimmiş. Hem bir de bak baştan şuradan okuyorum. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nefediliyor. O bir çare. Şu dehşet içinde meyusane düşünürken ümitsizlik zemininde ümit olan şey sana Hızır'dır. Buradan çıkartıyoruz. Bir de okuyayım. O bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken seni o meyusane ümitsiz bir şekilde ümitsizliğe düştüğün zaman sağ cihetinde Hızır gibi hayır ha. Hızır gibi. Yani seni ümitsizlikten çıkaran her şey o anda, o zamanda senin Hızır'ındır. O anda Hızır'ın, o anda değişir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Allah selamet versin. Allah hepimize yardım etsin. Ona da cami hocası, kardeşimiz. Hocam dedi. Seni tanıdığım için söylüyorum dedi. Hocam dedi, buradan gitmeden köyden senden rica ediyorum. Şu haşir meselesini hallet bana. Cami hocası. Haklı tabii. Bütün ulema-i İslam haşir bir naklidir. Akıl yol bulamaz. Bütün dedi ha. Bütün ulema-i İslam'ın. Ama çocukların dahi anlayabileceği şekilde izah etmiş. Dedi ki, hocam şu haşir meselemi hallet ne olur. Tamam. Öyle olmaz dedim. Sözler alacaksın. Benim de var. Her gün geleceksin namaz kıldırdıktan sonra eve şurada. 10. sözü okuyacağız. Ondan sonra dediğini söylüyorum. Hocam sen bu köye Hızır gibi geldin. O adam haşırı aşana kadar haşir risalesi ona Hızır'dı. Bitince Hızırlıktan çıktı. Niye? Hazır oldu orada. Hızır galptadır. Hızır'ın sıfatına boyanırsan hazır oluyorsun. Hızırlık kalkıyor. Çünkü sen Hızır oluyorsun. Artık sen anlatacaksın 10. söz. Çoğu insanlara 10. sözde Hızır olacaksın. Çoğu insanlara meyusiyetten çıkartacaksın. Hızır olacaksın. O bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayır ha. Nurani bir zayt peyda oldu. Olur. Ona der, meyus olma. Kim der? Hızır gibi. Ne diyormuş? Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arstan sana musahhar bir at olur. O dar ağacı, arkada bir aslan var. Önünde de bir dar ağacı var. Tılsım verecekmiş. Aslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzel diye devam ediyor. Demek ki Hızır sana noktayı istinat ve noktayı istimdat olan şeydir. Yani arkadaki aslan, önündeki dar ağacı, arkadaki aslan noktayı istinat. Yani Allah'a iman. Yani Allah ile yorumlanan. Ümitsizliğe sebep olan zaaf imandır. Tamam? Yeis yapar. Kur'an'da da Allah'tan ancak kafirler ümidini keser diyor. Tamam?
Şimdi bak, koltuğa yaslanıyorum. Bu nokta istinat. Allah'a iman. Bir de fıtratın isteği var. Ölmek istemiyor, değil mi? Kefenlenmek istemiyoruz. Kanser istemiyoruz. Verem istemiyoruz. Ebed istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Terk eder istemiyoruz. İmdat diye bağırıyor. İmdat! Cevap veren yok. Bir yerden ses geliyor. Ne istiyorsun? Aa, beka istiyorum. Bende var diyor. Kimsin sen? Ben ahiretim. Nasıl gelirim sana? İmanı bil ahiretle. Fıtratının cevabı olan ahiret ke iman. İmanı bil ahirete. İnkişaf edersen işte nokta istinat Allah ile izah etmek, fıtratının karşılığını ahirette görebilmek, Allah'a iman ve ahirete imanda inkişaf etmek, o senin Hızır'ındır. Kim yapıyorsa sana onu. Tamam mı? Hızır'ı topladım. Neyse, ben sonunda mı okurum? Hızır'dır diyebilir miyiz? Öyle diyor zaten. Hızır gibi diyor, Risale-i Nur yetişti diyor. Öyle diyor zaten. Zaten onu demek istiyorum yani. Evet. Ama taassup yapmak istemiyorum. Yani ben biraz böyle külli bakmak istiyorum. Böyle hükmü kendisinin varması gereken şeye ben söylemek istemiyorum. Bir dedik, seni ümitsizliğe sevk eden, meyus yapan, dehşete sokan, izahsız olayları izah ettirip seni ümitsizlikten çıkaran, fıtratına kıble gösteren şey Hızır'dır. Sana güzelce diyor, iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki mutafin yaraların iki güzel kokulu Gül-ü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a denilen latif çiçeği inkılap eder. Hem sana iki bilet vereceğim. Bunlar Hızır yapıyor. Bunlar Hızır yapıyor. Bilet veren, ilaç veren, noktayı, yani olayları yorumlattıran, fıtratının karşılığını, ahireti sana gösteren. Hem sana bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Diyen kim bunu? Hızır gibi bir zat, Hızır. Ta doğru olduğunu anlarsın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu bir çare sahip dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, çok doğru olduğunu gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi Dessas, Ayyaş, bak Hızır'ın karşıtı. Şeytan nedir? Hızır'ın karşıtı. Sol taraftan şeytan gibi Dessas, Ayyaş, aldatıcı bir adam. Bak yedinci söz değişti değil mi biraz? Farklı oldu şimdi. Şeytan gibi Dessas, şeytan nedir? İlle şeytan böyle arama sokakta çünkü o esirdendir. Esirden olduğu için gözümüz esir dalgalarını, televizyon, radyo dalgalarını görmediği gibi benim şu an kafamdan çıkan şu anda tefekkürü, enerji mahluktur, realitedir, görmüyorsunuz. Koku yani, kokumu görmüyorsunuz. Sesimi görmüyorsunuz. Sesimi neyle görüyorsunuz? Kulakla. Bak gözle göremiyorsunuz. Ha, şeytan aynı böyledir, sesim kadar kesindir. Şeytan kafamdan çıkan enerji kadar kesindir ama göremiyoruz. Yani nedir şeytan? Bak bizde muayyenleşecek şeytan. Dessas sol taraf. Hani kulağı hep derim sol kulak. Şeytan gibi diyor. Şeytan değil. Dessas. Ayyaş. Aldatıcı bir adam. Bu şeytan. Şeytanın sıfatları. Şeytan ne yapacaksın? Dessas. Ayyaş. Aldatıcı bir adam. Çok zinetlerle. Zinetlerle. Eşyalarla, meta ile, para ile, mal mülkle, süslü suretlerle, yani televizyondaki fuhuş olur, sokaktaki şeyler olur, süslü suretler, seni içine çeken, fantaziyeler, müskiller, içkilerle beraber olduğu halde geldi. Karşısına durdu, ona dedi. Bak, şeytanı görüyor musunuz? Bir, sol taraftan gelir. Kesinlikle Allah Resulü diyor sol tarafınızda bir kaşıntı olursa solunuza tükürün ve ayağa tükür sokuyun. Çünkü şeytan. Sağınız çınlarsa rahmani bir çınlamadır. Tamam.
mesela bana müdahale edildiğini hemen anlarım. Hücuma uğradığımı anlarım. Siz de anlarsınız yani, bu artık realitedir yani. Bu matematiktir, bu budur, bu da budur. Kulağım sok, kulağım kaşındı. Allah Allah. Lan. Baktım gene gitmiyorsa lan. Tutuyorum. Allahu la ilahe illahu. Tutuyorum. Nasıl basıyor? O nasıl bir ses yapıyor, kulaktan defolup gidiyor. Ya o kadar güzel oluyor ki oyun oynuyorsun, biliyor musun? Yani o kadar realite benim için ya. Siz ne kadar kesinsiniz. O benim için o kadar kesin. O kadar kolay ki. Pat kendiniz falan dedim. Daha ayeti kürsüyü tam okumadık ya. Hemen ne oldu? Tutunamadım. Güzel oluyor. Bazen vesveseden vesvese ediyor. Niye vesvese yok? Vesveseden vesvese etmesen vesvese olmaz. Hani bazı solculara diyorum. Şüpheden niye şüphe etmiyorsun? Bir de şüpheden şüphe etsene Allah'tan şüphe edeceğine. Şüpheden hiç şüphe ettin mi? Biz de vesveseden vesvese ediyoruz. Vesveseden vesvese etmesen vesvese vesvese olmaktan çıkar. Eğitmen olur sana. Ustad öyle diyor. 3 tane eğitmen sana ciddiyeti gösterir. Tahire dairdir. Bir de uyanıklığa vesiledir. He? Araştırma, tahari. Uyanık, ciddi olmana sebeptir. O kaliteli işte. Bak şeytan, desas, ayaş, aldatıcı, aldatıcı süretle, şey, zinetler. Ne? Telefondur. O abi ya şeytan ne yaptı? Telefondur. İkide bir seni kuyuya çeken, israfa götüren, aldatıcı süretler, şey, zinetler. Telefondur, arabadır, eşyadır. Ondan sonra hayatı farklı yorumlayan, işte villadır, şudur. Yani davayı unutturan her şey. Süslü süretler. Senin şahsiyetini yok eden, suretler şahsiyetini yok edendir. Unutmayın. Yeni tespit ettim 30 sene sonra. Süret kişinin şahsiyeti timsaliymiş. Kişinin şahsiyetidir. Yeni öğrendim 34 sene sonra. Süslü süretler, yani şahsiyetini... Abi nereden çıkarttın? Çalışıyor. Süslü suretler, yani şahsiyetini yok eden fantaziyeler, bilmiyorum. Bu suretle alakalı bir hadis var mı abiler? Dinleyin. Dinleyeyim. Peygamber Efendimiz hanım seçerken var ya, erkeklere şöyle tavsiyede bulunuyor. Güzel sireti diyor, güzel yüzlerde arayın diyor abi. Yani bu cihetten izinde de 30 senelik bir çalışmamız. Mesela yani suret sana timsali şahsiyeti sana... Evet, o zaman diyecek ki yani güzel simalar da güzel ruh olur. O güzel sima demek, ustad onu 146 emirdan'da anlatıyor işte. Zahir meale gidersen tehlikeli olur. Güzel ruhları güzel simada arayınız. Doğru, bu hadisi okudum. O simada maksat diyor sirettir. Siret. Ahlaktır, huydur, tabiat mıdır diyor. 146 emirda 1. Dedim ama hiç kimse açmıyor orayı. Surette maksat inna Allah halakal insana ala sureti rahman. Evet, yani surette maksat sirettir, ahlaktır, huy mudur diyor. Ya huydur ya tabiattır diyor. Bir bak bakalım. Fantaziyeler. Fantaziyeleri bilmiyor. Ha, lugatı biliyoruz canım. Müskirler, içki. Yani içki bizim rakı falan değil. Mal sarhoşluğu. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki içki sarhoşluğu, bir bak efendim, okudun mu, buldun mu? Bak, sol tarafta Arapça metninin altındaki paragrafın son cümlesi. Cenab-ı Hak hakkında suret muhalif olmasından suretten murat sirettir. Ahlak ve sıfattır. Ahlak ve sıfattır. Evet. İki tane mi söylüyor? Evet. Üç tane olacak ya. Devam et. Evet, nasıl ki ehli tarikat... Yok, tamam. Suret, ahlak, sıfat. Üç tane okudu zaten. Üç tane mi okudu? Bir korkunuz. Suretten murat, sirettir, ahlaktır, sıfattır. Ha, yani. Siret, ahlak, sıfat. Ha, sıfat. Ben sıfat, tabiat dedim, tamam. Üç tane çünkü. Müskirler, Hazreti Ali diyor ki, içkinin bir vakti var diyor. Şey, içki sarhoşluğun bir vakti var ama mal sarhoşluğun vakti yoktur. Müskirlerle beraber olduğu halde geldi karşısına durdu. Kim? Hızır'ın karşısına durdu bu. Bu hakikat, bu şeylerin karşısına durabilen şey. Hey arkadaş, gel. Gel gel, beraber devam ediyor. Ben atlıyorum. Mesela anlaşıldı.
zırkinmiş. Bu sıfattan karşısına durandır. Ne dessas, ayyaş, aldatıcı zinnetler, süslü fantaziye, suretler, fantaziyeler, müskürleri karşısında durup durduran, seni hıfz ve vikaye eden. Sonra seni meyusiyetten çıkaran, sonra nokta istinat ve nokta istimdadı sana temin eden. Dayanak noktası ve fıtratını izah eden. Devam ediyorum. Birinci sual, Mektubat 5. Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyor? Cevap, hayattadır. Fakat hayattadır şu anda. Hızır aleyhisselam hayattadır. Meratibi hayat 5'tir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Hızır abi dedim, bizim bir tane vakıf vardı. 1983-85 civarlarında çok yanında, Allah razı olsun, istifade ettim. 85-86 Hızır abi vardı Rize'de vakıf. Hızır abi dedim, hiç dedim Hızır'ı gördüm. İşine bak, böyle sorular sorma. Reddetmedi, kabul de etmedi. İşine bak, böyle sorular sorma. Peki, ben görmedim. Ama sıfatını gördüm. Bunlar. Ötekisini de merak etmiyorum zaten. Bak diyor ki, el cevap hayattadır fakat meratibi hayat 5'tir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatına şüphe etmişler. Şimdi Mektubat 143'ten bir cümle okuyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek eli, bunu da iyi şey yapın ha. Mektubat 143. Ama çok harika bir yer bak şimdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek eli, tesir etmesi için bir de böyle bakın. Kur'an veya bir cinli veya ruhsal hasta, panik vesaire insana Kur'an nasıl tesir eder? Onun yöntemini anlatıyor. Sözler 246, sözler 258, Mektubat 143. Nesini anlatıyor? Bir de latif nükteler 30, 31, 33'e kadar. Bak nasıl anlatıyor? En tesirini anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek eli. En tesirlisi temas etmek. Çünkü dabbetul arz ahir zamanda insanların tırnağına, dişine, kemiğine yerleşecek. En şeyi odur. Kemiğine yerleştiği için okumak, gözden okumak, suya okumak veya efendim zeytinyağına veya sirkeye okuyup yemek, en tesirlisi temas etmek. Resulullah'tan görüyoruz. Bak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Hiçbir duası yoktur ki fiziksel temas olmamış olsun. Kuyuya mesela tükürüğünü koydu. Parmağından şey aktı. Elini sürdü. Elini sürmeden fiziksel temas yokken Peygamber aleyhissalatü vesselam mucizeleri çok istisnadır. Mesela kamerin ikiye bölünmesi. İnsanlarla ilişkilerde mutlaka temas var. Bak diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek eli. Niye söylüyor? Sünnet demek ki. Biz de bu yöntemi kullanmamız lazım. Hakimi Lokman'ın bir eczanesi gibiymiş. Hakimi Lokman eczane. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın eli. İyi dinleyin. Tükürü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi. Demek ki Hızır Ab-ı Hayat'tır. Ab-ı Hayat, su. Zaten Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi ya, o hadiste başta okudu, kuru çorak bir yere oturursa hemen yeşillenir. Kuru diyor ağaca yaslanırsa ağaç yeşilleniyormuş. Yaslanır yaslanmaz. Ondan sonra bir yere bastığı zaman hemen yeşillenir. Ben bir tane küçük bir şeysini söyleyeyim. Köye gittiğin zaman daba yok. İnsanlar garip, yeis, ümitsiz, bedbin. Böyle sergerdan, serseri, bir gaye yok, maksat yok.
Yani bir gidiyor Nurcu, tak 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 hemen bir kolaçanı koordine ediyor, bilmem ne yapıyor. Bir bakıyorsun namaza başlıyorlar, grup oluyorlar, derse başlıyorlar, ders başlıyor, köyde bir şeyler, o evde bu evde. Aha Hızır işte, Hızır gelip ne yapacaktı ki? Hızır bunu yapacaktı. O adam işte, o kardeş Hızır'dır işte. Hızır'ın sıfatı var. Bak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın eli, Hekimi Lokman gibi eczaneymiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eli ve teması ve tükürüğü, bir de tükürüğü var. Hazreti Hızır'ın Abaya çeşmesi gibi. İsa aleyhisselam nesiymiş biliyor musun? Nefesi. Nefesi. Nerede anlatıyor bunu? Mektubat 143. Atıf yapın hemen. 200 sözler kaçtı? 40. Yok. 256 mıydı? Şimdi öyle hastalıklar var ki müzmimleşmiş, çaresi yok. İsa aleyhisselam anlatıyor, diyor ki benim için kendisini feda etmiş kuluma, peygamberime. Dolayısıyla ona benzeyen issevi meşrep sahibi olursa bir insan, iki ilaç vermişim. Bir, maddi ilaç, yani çaresi olmayanlar dertlerin dermanı olan ilaç. İkisi ise müzminleşmiş hastalara nefesi. Okur musun orayı? Buldun mu? Bak nerede biliyor musun? Son paragraftan üst taraftaki, sonun üstündeki paragrafın en son altı. Neyse ben açayım. Bak şu. 200 kaçtı? He? 256 mı dedim? Maalesef orada bulamadık. Bulamadınızsa 58 olabilir mi? 200 58 olamaz. Peki iyi ki açtım. Sonra diyecekler ki abi ya sen de ya niye böyle yapıyorsun böyle? Peki açıyorum sevgili kardeşim kızma. Diyor ki en müzmim dertlerin dahi dermanı bulunabilir. Yani işte şu ayet işaret edip diyor ki ey müzmim, en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetse de beni Adem. Abi işte çok kötüyüm. Meyus olmayınız. Ümitsiz olmayınız. Her dert ne olursa olsun. Abi kanserim. Ne olursa olsun. Abi buhran geçiriyorum. Panik atağım. Ne olursa olsun. Dermanı mümkündür. Ne yapacağız? Arayınız bulunuz. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaresiyle mane diyor ki ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime. Birinci şart bu. Benim için dünyayı terk eden derken elini kolunu her şeyden çekmiş mağaraya girmiş değil. Dünyayı terk etmek demek Allah adına her şeyi kullanan ve ona en yakın olan. Manayı harfiyle bakan. Yani içtimaiyette olabilir, vakıfta olabilir. Dünyayı terk eden, dünyayı terk etmek demek Allah adına yaşayan. Benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Bunun en mümesili, en misali kim? İsa aleyhisselam. Mücerret. Tabii en tesiri tabii vakıfların olur. Biri manevi dertlerin dermanı, biri maddi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. Bir tanesine derman diyor, bir tanesi ilaç diyor bak. Biri manevi dertlerin dermanı, manevi dertlerin dermanı, biri de maddi ilaçların, maddi dertlerin ilacı. Derman sana seni aktif edip açtıran ilaç içe bizi maddi ilaçtan tedavi manasında. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. İşte manevi dertlerin dermanı ölmüş kalpleri ihya etmek. Vesveseden onu kurtarmak. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Nefesi ve ilacı. Nefes ve ilaç. Elif lam ra kaf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf. Huruf mukatta. Niçin bunu yapıyorum? Latif nüktelerde
nefesi huruf-u mukatta olarak ustad şerh ediyor. Huruf-u mukatta maddi ilaçların 1000 derece daha ziyade tesirli olduğunu. Ha? Onun da şartları var. Buna da 258 sözlerde tılsımat-ı Kur'aniye diyor. Gidip nuska yaptırmak falan değil. Tılsımat-ı Kur'aniye diyor. Ha o da var. Taşımak diyor. Ulika diyor. Yani asılıp takılan. O da var ama en tesirlisi bu. Bir, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gibi temas etmek. İki, nefes etmek. Onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczani hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul, elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki tıp. Şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu. Abi psikoloji 17 senede beri gidiyorum, bulamıyorum diyor. 10 küsür senede beri ilaç kullanıyor, hala düzelmiyorsun. Demek ki tıp aciz burada. Ne yapacaksın? Beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik ediyor bir de. Bunu elini koy veya nefeste huruf-u mukatta oku. Ama sakın bir yerde demeyesiniz mi? Olursunuz cinci. Kör olası cehalet. O cinci diyenlere Allah ıslah etsin diyeyim. Demeyeceğim, onlar musallat olsun. Müslümana yardım etmeyi istemeyen hain bunlar. Ben ne dedim burada şimdi? Arayınız, bulunuz, bir de teşvik ediyor. Değil mi? Teşvik ediyor diyor. Biz de onu okuyoruz. Bunu okumak ne biliyor musun? Oluyorsun cinci ya. Allah seni ıslah etsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Deme. Kızacağını biliyorum. Yok kızmayacağım. He. Çok güzel bir şey örnek söyleyeceğim. He. Bunu bir şeyi anlatmaktan ziyade yaşatmak lazım insanların anlaması için. Ben dün manavı, komşu manavı çağırdım. Çıkarttım yukarıya yazaneye. Çevirdim bilgisayarına doğru. Açtım sizin Kur'an terapisi. Huruf-u mukattayla. 104. Psikoloji 104 galiba. Evet. Kapat dedim gözlerini. Ha, kapatması lazım. Kapattı. Ama açtırana kadar çok uğraştım. Ya aç gözlerini. Gözlerini açmıyor, öyle gevşemiş ki. Elhamdülillah. Dedi ben bu adamı tanımalıyım muhakkak. Diyor ki işte şu ayet. Bak diyor ki şu işte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Tamam. Acayip bir şey. Canımın ciğeri. Ne derlerse desinler. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mektubat 143'te ne diyor? Burada nefes dedi. Burada ne diyor? Temas. Mektubat 143'te diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eli Hekimi Lokman gibi eczane ne oluyor? Eczane gibi tükürüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hem temas hem tükürüyor. Hızır Aleyhisselam gibi ab-ı hayat çeşmesi. Nefesi İsa. O zaman ayet okuyorsun. Şimdi iyi dinle. Ayet okuyorsun. En tesirlisinden söylüyorum. Bunu hangi sahabe? Halid bin Velid miydi? Değil. Oradan bir tanesi. Bir kafir kavmin liderlerini tedavi etmiş. Yani şöyle hem de bir şeyi söyle anlatayım. Hem teneffüs ettireyim. Kafile ordu giderken, kervan giderken, ordu değil, savaş ordusu değil. Kervan giderken günlerce, aylarca giderlerdi. Bir yerlerde, köylerde konaklarlardı, misafir ederlerdi. Onların misafir perverliklerine mukabil kafilede onlara buğday vesaire kumaş ne varsa veriyormuş. Böylelikle fiyat ödüyormuş. Bunların Müslüman olduğunu bildikleri için bu kafile, kafir, peygamberimize köye misafir etmediler. Uzak yerde onlar da kafile dinlendiler. İşte istirahat çekilince onların o kafir kabileden bir tanesi, köyden bir tanesi geliyor. Diyor ki aranızda tabip olan var mı diyor. Dedi ki bir tane sahabe benim dedi buyurun dedi. Ya dedi bizim kabile reisi, kafir lider, rahatsız dedi. Tedavi eder misin bakayım dedi. Biniyorlar ata gidiyorlar. Dedi tedavi ederim. Ama kafir ya bunlar da şey yapmamışlar. Hem de ahkam çıktı. Çok iyi yaptı. Allah ondan razı olsun ya Rabbi. Ama ücret alırım dedi. Ne kadar alırsın? 7 keçi alırım dedi. Düzeltirsem 7 keçi alırım. Tamam. Düzelt al. Adam dedi ki istersen yapma. Adam reis. Tamam dedi adam. Tamam. Gitti. Ondan sonra düzeldi adam. Keçiyi aldı.
Ama caiz mi değil mi sahabe bilmiyor. Caiz mi bu? Hani maddi ilaç vermedi. Ondan sonra keçeleri bağladı, satmadı da. Ticaretini yaptılar, geri döndüler. Allah Resulüne sordu. Bu nerede yazıyor? Fetevai Hindiye T maddesinde. T, tedavi. Tedavide para almak caiz mi? Caiz olduğunu bu ve bunun gibi şeyler gösteriliyor orada. Yer söylüyor. Allah Resulüne sormuş. Ya Resulallah, ben dedi şey yaptım. Caiz mi? Caizdir dedi. Bir tane keçiyi de dedi ezvacı tahiratıma gönder. Hanımlarına. Bir keçi de caizdir dedi. Çünkü bu o zaman hüküm çıkıyor. Diyor ki Kur'an iki şekilde okunur. Bir ubudiyet, bir ibad şey tedavi. Bir ubudiyet için okunur, bir de tedavi için okunur. Ubudiyet için okunan Kur'an'da bir şey alınmaz, alınamaz. Tedavi için okunursa alabilirsin. Fetevain diye T maddesinde tedavide yazıyor. Peki dedi, Allah Resulü sormuş. Nasıl tedavi ettin dedi. Ya Resulallah dedi, ben Fatiha 7 defa okudum. Ama her okuşta üfürdüm. Yani şu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dudakla değil. Lamba öfürü gibi değil. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ama adamlar duymadı tabii. 7 tane. 1 ayet. Tekrar bir daha, tekrar. Niye öyle yaptın dedi. Çünkü dedi Fatiha 7 ayet sizden duymuştum. 7 defa nuzul etmiş. Ondan daha tesirli ben ayet bilmiyorum. Allah Resulü dedi ki doğru söyledi. 7 ayettir 7 defa nuzul etmiş ve çok tesirlidir. Ama inanma nispetinde olur. Allah'ım şahit olsun hiçbir zaman Rabbim bana yok demedi. Çünkü öyle bir inancım var yani o ayete. Yani şu anda bile tüylerim şey oldu. Yani. Öyle. Ama inanma nispetinde. Ayet sen okudun ama okuyan aynı ağız değil. Ağız temiz olacak. Yani günah pek işlemeyecek. Gözler temiz olacak. Tamam. Şimdi nereden açıldı? İsa Aleyhisselam'ın nefesi dedik oradan. Ha ne anlatacağım bak şimdi. Elini koyarsan hekimi Lokman olursun. Tükürük olursun Hızır. Olursun İsa. Okuyunca da olursun Muhammed-i Meşre. Okuyan Muhammedi oluyor. Bu tırnak, kemik hangisine bakıyor bunlar abi? Ha üç tane var burada. Ben geçen dönemde böyle bir şey tefekkür ettim de Peygamber Efendimiz neye bereket şey yapmasını istiyorsa mesela suysa ağzının suyundan koyuyor mübarek. Evet. Topraksa içine ve toprak gibi bir şeyse, buğday gibi bir şeyse elin içine sokuyor. Sonra ağzının suyundan koymuyor. Koymuyor. Yani neyse onun cinsinden müdahale ediyor ona. Evet. Mesela topraksa elini sürüyor. Mesela su ise suyunu koyuyor. Ondan sonra hastalıklar ise nefes. İşte hani mesela birisi tırnağa geliyor, birisi kemiğe geliyor. Dabbe dedik ya. Dabbetül Arz 592'de diyor ki insanların tırnağına olan sokma beni buralara. Çünkü buradan çıkamam. Tırnağından, dişinden ve kemiğine. Ustad diyor ki nasıl kurtulacak bu Dabbetül Arz? Herkeste var. Nasıl herkeste var? O rüyamı anlatmış mı? Bir daha anlatayım. Gidiyorum böyle hani ben mesela köy yollarında olur. Buralarda değil. Kar yağdırılır gece. Kar yağdırılır. Arabanın uzununu yak. Böyle o kadar oluyor. O kadar oluyor ki. Böyle hafif de rüzgar var. Bir karlar böyle gidiyor böyle. Yağdırılıyor ya. Acayip. Ama uzun yaktığın için böyle karları görüyorsun. Ama harika oluyor. Aynı bunun gibi. Gündüz ortası yürüyorum. Kar gibi. Kar. Gökten şu kadar uzunlukta şu solucan. Ama sipsiyah. Böyle bir siyahlık yok. Bir şey görmedim. Solucan. Havadan yağıyor ama döne döne yağıyorlar böyle. Solucan yağıyor. İstisnasız. Kime değiyor? Buraya vurduysa kulağından giriyor buradan çıkıyor. Buraya değdiyse buradan giriyor ağzından çıkıyor. Nereden değdiyse delip geçiyor. Fakat çok tuhaf. Hiç kimsenin haberi yok. Gökten yağıyor. Solucan yağıyor böyle. Şu kadar büyüklükten böyle kıvrılmış. Bazı tam yılan gibi olmuş. Bazen bir yarım olmuş. Bazen yarım hepsi yer olmuş. Yani tip acayip. Allah Allah diyorum yani. Kar yağar gibi. Kara onu misal verdi. Fesubarallah.
Ulan her taraftan siyah solucan yağıyor. Solucan gibi ama değil yani, görüyorum. Solucan değil toprak. Ama acayip bir şey, pis bir şey yani, korkunç bir şey. Fakat herkese vurmuyor. Bazılarına vurmuyor. Herkesi delip geçiyor. Buradan giriyor, öteki tarafından çıkıyor. Allah Allah. Bazısına geliyor, meteor taşları var ya, dünyanın atmosferine giriyor, tak! Onu hemen itiyor. Yani tam mesela dünyaya çarpacak, tak! Solucan geliyor bazılarına, şöyle tak kayıyor. Tak kayıyor. Buraya geliyor, tak kayıyor. Kesinlikle temas etmiyor. Çok az kişilerde. Allah Allah, ama girenler, bakıyorum suratına. Ulan burnundan girdi, öteki taraftan çıktı. Adam haberi yok. Allah Allah. Ben mi manyağım? Ben bunları mı görüyorum? Bakıyorsun böyle, vurmuyor. Bazılarına vurmuyor. Dabbetul arz. O günlerde dabbetul arz araştırıyordum. Şimdi dabbetul arzın nasıl kurtulursun? Bir, yetmiyor. Müminler tahkik-i iman. Yetmiyor. Tahkik-i iman. Koy tencereye. İki, sefahatten tecenüpleriyle. Üç, israftan iştinaplarıyla. Üç tanesi bir araya gelirse sende dabbetul arz olmaz. Üçünden ne kadar taviz verirsen o nispetle sende dabbetul arz var. Nereye girmeyeceğiz? Bunlardan bir tanesi nefes. Bir tanesi el. Bir tanesi tükürük. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir tabak koy buraya sirke. Bir tabak koy zeytinyağı. Allah Resulü demiş ki zeytinyağı yiyin için sürünün. Zeytinyağı için demiş ki sirke için asla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sofrasına eksik olmazdı. Ulema diyor ki sirkenin bulunduğu bedende erva habisi bulunamaz. Kusar yani. Çünkü sofrada sirkesiz olmamış. Zeytinyağı için demiş ki yiyin için sürünün. Hassasiyetin var, kaşıntın var, dokunamıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. 7 ayet-i kürsü oku veya 7 Fatiha işte sahabenin yaptığı gibi. Ondan sonra şöyle yap. Okudum. Sürünün zeytinyağı zaten, sen şey yapacaksın. Yani dedi ya, eğer suysa tükürüyor. Kemikse temas ediyor. Kafasıyla alakalı ise üfürüyor. Cinler çarpmışsa öfürüyor. Eğer şeyi varsa, bu cinlerle alakalı böyle şeyse, öfürme. Göğüste ateş böyle kemikte içsel şey varsa temas, maddi şey varsa tükürme. Hangisini denk geliyor? Karıştırmayacağım şimdi. Tamam. Ona karıştırmayacağız. Şimdi nereye soktun? Kaç dakika oldu? Eyvah. Şimdi Risale-i Nur o zaman okuyayım. Çabuk çabuk gideyim. Abi çok özür dilerim. Bir daha söylerseniz. Üç madde saydınız. Dabbetül arzdan kurtulma olarak ama. İmani tahkiki. Sefaatten tecennüp. İsraftan iştinap. 592 şualar. Başka şansı yok. Peki. Atlıyorum. Orayı da atla. Makam-ı zır orayı da atla. Ya ne güzel şeyler konuşacaktık makam-ı zırda. Ya içim gidiyor ama ne yapayım? He? Bir ders daha yapalım. Yok, şunu bitireyim. Şu olunca burayı da geç. Enfus'taki izir girecektim. Geç. Gafs-ı Azam'la Hızır'la alakalı bir şey vardı. Onu da geç. Allah Allah. Şurayı bir okuyayım. Risale-i Nur mumtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en küllü istinat noktasını kuvvetli ve kati beyan olduğundan bu hasiyet Ayet-i Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Ayet-i Kübra için Hızır diyor Üstad. Bunu da diyor, Hazreti Ali söylüyor diyor. Hızır gibi yetişti. Uzun olmasın burada okudum. Ayet-i Kübra için söylüyor. Onun için ey sıkıntısı olan, boşuna söylemiyorum, 744, 746 şualar yatak odanda ve evinde, hasreti yatağında ve evinde en az 10 dakika Asa-i Musa'yı hayır ha diye oku. Asa-i Musa'nın içinde Ayet-i Kübra da var. Şimdi başka
Diyor ki şuraya okuyorum, kesiyorum. Müslüman taburunun, Kastamonu 5'ten okuyorum. Her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla müstenit bir cemaat gönderir. Bütün kuvve-i maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar. O tabura der, meyus olma. Senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların, tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki dünya toplasına karşısına çıkamaz. Allah'ın zatına yemin ederim. Bak, benim için realite, benim için yemin. Senin için değil. Yemin ediyorum. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için. Vallahi ciddi, samimi, Risale-i Nur'u her gün evinde sesli oku. Olmaz kardeşim. Üç şeyden uzak duracaksın ama. Okudun, iman tahkiki oldu. Sefahattan ve israftan da uzak duracaksın. Olmaz kardeşim o evde sıkıntı. Olmaz. Olmaz. Şu anlarda söylüyor, bir evde şey olur. Meyus olma diyor bak. Senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın. Ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların. Ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki. Acayip bir şey Risale-i Nur. Dünya toplansa karşısına çıkamaz. Senin şimdiki mağlubiyetinin bir sebebi, niye sıkıntılısın? Mağlup olmanın bir sebebi neymiş? Bir cemaata, bir şahs-ı maneviye karşı bir nefer göndermenizdir. Yani sen çıkıyorsun, cemiyette berbat oluyorsun. Cemiyette berbat oluyorsun. Televizyonda yetmiyor. Eve rezil, televizyonda rezil oluyorsun. Cemiyetle ev arasında gidip gelirken otobüste veya arabanda müzik çalıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Sokaktaki insanı, 700 kaçtı? 727 mi sözler, mimsiz medeniyet kadınları yuvalarından çıkarmamış, yuvalarından uçurmuş. Orada ya tılsım diyor. Ne demek tılsım biliyor musun? Baktığın zaman o günahtan bahsetmiyorum. Onun ruhsal yapısı, cini varsa cini, ruhsal özellikleri, psikolojisi bir tamamıyla onu sana yapışıyor. Onun adı, dindeki adı günahtır. Fiziksel boyutundaki karşılığı güneşin aydandaki timsalidir. Onun için ustad anlatmıyor. Diyor ki ümitsiz olur, insanların psikolojisi bozulur zannediyle. 727 galiba mimsiz medeniyetin orada. 727 mi? Evet. Doğru. Orada diyor ki ya tılsım iki nokta üst üste celbeder o habis erbahları. İki nokta üst üste ne demek? Açıklama. Ya tılsım diyor. Yani celbeder harama baktığın zaman onun erbağı habisesini. Ne diyor? Oku bakayım. Celbeder habis erbahları. Yani baktığınız zaman arkadaşlar her bir sebabın ve haramın dünyada realitesi vardır. Fizikseldir. Yani baktın bir harama değil mi? Onun kalbindekiler gözüyle. Aklındaki ve bedensel özellikleri simasından sana bir tamamıya paket olarak geliyor. Celbeder habis erbahları. Habis ruhunu. Onun içinde ne var? Cinlidir falan. Aynı kopyala yapıştır. Sana geliyor. İşte senin diyor mağlup olman, sıkıntı, buhran, bunalım, sokak, çarşı, pazarda dolaşıyorsun. Bunları alıyorsun. Solucanlar vuruyor sana. Delip geçiyor. Abi ben niye kötüyüm? Herhalde canım. İyi olman zaten mucize olurdu. Olmazdı zaten. Öyle bir şey olmaz. Mağlup edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetleri varken dünya toplantısına karşısına çıkamaz. Senin şimdiki mağlubiyetinin bir sebebi. Neye mağlup oluyorsun? Cep telefonuyla oynuyorsun. İnternetten dışarı çıkmıyorsun. Facebook'lardan ayrılmıyorsun. Dizilerden kopmuyorsun. Çarşı pazarda dolaşıyor. Allah'ını seversen sen nasıl iyi olacaktın ya? Beni deli ediyor ya. Sen nasıl iyi olacaktın ya? Ben anlamıyorum ki. Suya girmişsin, ıslanmak istemiyorsun. Ağzına şekeri koydun, lezzet almak istemiyorsun. Lan istemiyorsan çıkar şu şekeri dışarıya. Mağlup olmanın bir sebebi bir cemaata ve bir şahs-ı maneviye karşı bir nefer göndermenizdir. Tek başına direniyorsun. Derse gitmiyorsun. Kitap okumuyorsun. Tesbihat yapmayarak şahs-ı maneviye giremiyorsun. Tek kaldın. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerinden manevi istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevi
ve bir cemiyet hükmüne geçsin dedi ve tam kanaat verdi. Yani tesbihat yap, derse git, risale oku, bunlardan içtinab et elinden geldiği kadar. Bak ne oluyorsun? La ben yerimde duramıyorum, ben de insanım ya. Ben yerimde duramıyorum ya. Bana mı özel muamele var? Adetullah kardeşim, peygamber de atlasa yere çakılır. Başkası da çakılsa, atlasa yere çakılır. Harama kim bakarsa, peygamber de bakarsa celbeder habis ervalları kardeşim. Adamı aldın veya kadını içeriye aldın. Abi ya, sıkılıyorum ya. Kim içeride kardeşim? Abi kadın, lan kadın ne alakası var ya? Celbetmedin mi? Abi baktım ya. Dünya sırlarla dolu. Bazılarına demiyor musun? Ulan şu göze bak ya. En gerekliliğini gibi sokuyor ya. Veya ne diyorsun? Ulan şu nurani adama bak ya diyorsun. Aynen öyle de son cümlem. Ehli imana hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanıdır. Bunu da hatırlatın da hulasa şey yapayım. Bu asır cemaat zamanı cihetiyle, cemaat zamanı olduğu cihetiyle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahsı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdani umumi ve kalbi külliyi bozuyor ve avamın taklit olan itikatlarını himaye eden İslam'ı perde-i ulviyi yırtıyor. Yani örf adet var ya, başörtüdür, sakaldır vesaire. Bunlar tevarüsen, yani 1400 senedeki ruhu paketleyip kopyala yapıştır, kopyala yapıştıra tevarüs deniliyor. Yani o ruhu simgesellik olarak naklediliyor. Yazı olarak değil, yaşantı olarak onlara bak ne diyor. İslami perde-i ülveyi yırtıyor, hayat-ı içtimai yaşatan, anane ile gelen hissiyat-ı mutevarisi yandırıyor. Yaşantı olarak gelen hissiyat-ı mutevarise, yani hissiyatımızı canlı tutup uyandıran örf ve adetler, her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meysane çabalarken, tek başına çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Nadir abi. Evet. Bu işte. Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı yata eden son ordusunu gösterip, kainatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz, gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak hangi risalesi daha çok? Ayet-i Kübra risalesini İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, emniyette göstermiş. Kastamonu 55. Hasreten Risale-i Külliyat içinde Asay-ı Musa veya şuaların şeyini, Asay-ı Musa'nın içinde de Ayet-i Kübra. Ha? Oku, gör. Bu iş, üç tane şeyden uzak dur. Elinden geldiği kadar. Risale okuyarak hakaik iman edin, inkişaf ediyorsun. Sefaattan dün anlattım, sefaat hulasa ettim. Sitede ana sayfada koydum. Ondan sonra israftan da uzak duruyorsun. Risale de okuyorsun. Böyle dalinam derslere gidiyorsun. Tesbihat yapıyorsun. Tek çıkmıyorsun bu sefer. Çıksan bile tek çıkmıyorsun. Tesbihat yapınca şahs-ı manevi içine giriyorsun. Şahs-ı manevi seni kontrol ediyor. Abi nasıl kontrol ediyor? Ya kardeşim, benim şahs-ı manevi beni nasıl bulacak? Senin navigasyona, uyduya adres versen, navigasyon seni takip ediyor mu etmiyor mu? Ulan insanoğlunun yapmış olduğu cansız bir uydu seni an ve an takip etse, yanlış yola gidince yanlış giriyorsun, yapma, sağdan git, 200 metre kaldı diye seni binlerce metreden, kilometrelerden takip edip sana hem sesiyle hem şekliyle sana yolu gösteren navigasyon olacak. Şahs-ı manevi canlı ve ruhludur. İnsanların aklından çıkan dalga boyu, ruhlarından çıkan dalga boyuyla meydana gelen o şahs-ı manevi realitedir, mahluktur. Böyle kitap gibi bir vücud haricisi var. O seni takip ediyor. Navigasyon olan ruhuna sinyal veriyor. Sinyallerinden bir tanesini sana söylüyorum, kesiyorum. Aklına bir mail veriyor, içine bir iştiyak veriyor, sen de koşup yapıyorsun. Abi içimden coştu. Ha, kim yaptı onu? Abi ki derse gitmek içimden geldi. Aklına bir mail, kalbine bir iştiyak. Mesela buraya gelmeye aklınıza bir mail geldi, kalbinizde bir iştiyak geldi. Siz de yürüdünüz. Zannediyorsun ki ben istedim. Sen istemedin. Okumaya gerek var mı? Şey. Okuyun hocam. Buradayız zaten.
kaçıncı sayı? 165 diye. Ya enfüse olsaydı yetişin. Hızır. Hayır, hayır, ha manasında. Nuranidir. Nurani her şey Hızır'dır. Abayat'dır. Makam Hızır yani enfüse girmeyelim. Başka nokta istinat ve nokta istimdat verendir sana. Hayatta kıblendir. Meysiyetini kaldırandır. Kur'an'ı hakikatler senin aynı zamanda Hızır'ındır. Ötekileri söylediğim için okumadım. Yani meysiyet, dehşet ve vahşetlerden seni kuyudan çıkartan, tamam mı? Vesaire diye. Yani Hızır'ın vasıf ve sıfatları. Herkes, her bir nur talebesi, her bir Müslüman, tarikatçı, Mahmud Efendi, efendim, İsmail Ağa, şudur budur, gidiyor birisini anlatıyor. O da Hızırlık yapıyor. Hızır. Herkes derecesine göre Hızırlık yapıyor. Vahir davamım, enilhamdülillah Rabbil alemin, el-Fatiha'tıma salavat.